Hatay'ın narinci üretiminde özellikle de mandalina ile adından söz ettiren ilçesi Samandağ'da bu yıl rekoltenin yüksek olması nedeniyle üretilen mandalinalar dalında kaldı. Bu yıl verimde yaşanan yüksek oran pazarlamacıyı seçiciliğe yöneltirken rekolte düşüklüğü yaşanan yıllarda pazarda yer alan ürünler bu yıl alıcı bulamayarak dallarında çürümeye terk ediliyor. Mandalina üreticisi Mehmet Hoca, narinci üretiminin tek geçim kaynakları olduğunu belirtirken, bu yıl üretim için gerekli gübre, ilaçlama ve sulama masraflarını bile borç karşılığında yaptıklarını kaydederken, alıcı bulamayan mandalinaların dallarda çürümeye terk edilmesiyle birlikte büyük bir zarara uğradıklarını ifade etti. Aile geçimi, çocuk okutma, aile ekonomisini, herkesin beklentisi bu mevsim için. Bizim düşündüğümüzün tam tersi, bu malların kalması, bunun gübresi, sulaması, ilacını kesinlikle hepsi cebimizden ve borç alarak hepsini temin etmişiz. Bir türlü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Aldığımız gübreyi, aldığımız ilacı, mazotun parasını ödeyemiyoruz. Biz bunun yanında beklentimiz biz çocuğumuzu nasıl okutacağız? Ben evime nasıl eşya alacağım? Çocuğumu nasıl evlendireceğim? Her yıl mandalina hasat mevsimi başladığında hangi sorunlarla karşılaştıklarının altını çizen üretici Mehmet Hoca, iç pazarda tüketilmeyecek kadar çok olan mandalina üretiminin hükümetin komşularıyla izlediği yanlış dış politika nedeniyle kapalı ihracat yollarından da geçemeyerek ellerinde kalmasından yakındı. Yetkililerin bölgedeki çiftçinin tek geçim kaynağı olan mandalina'nın pazarlanmasına kendilerine yardımcı olması talebinde bulundu. Fiyatların bu kadar düşük olmasından dolayı tüccarların malı toplamadıklarını söylüyorlar. Hatta topladıkları daha önceki birkaç mesela tonlarını bunlar çöpe döküldüğünü söylüyorlar. Bunun için yani tüccarlar büyük bir zarara giriyorlar. Bizi de bu durumdan etkileniyoruz ister istemez. Samandağ'da yıllara göre değişken olmakla birlikte yaklaşık 25 bin dekar alanda 250 ila 300 bin ton rekolte sağladıklarını söyleyen Yaman, bu yıl rekoltenin yüksek olmasına bağlı olarak meyve kalitesine kısmi düşmeler yaşandığına dikkati çekti ve mandalinaların dallarda kalmasını meyve iriliği ve kalitesinin yetersizliğine bağladı. Alandan narenciyede 250 ila 300 bin ton yıllara göre değişmekle birlikte narenciye rekoltesi beklenmekte. Bu yıl rekoltenin biraz yüksek olmasından kaynaklı meyve kalitesinde kısmi düşmeler olabileceği, hatta bir kısım meyvenin küçüklüğünden, meyve iriliğinin yeterli olmamasından dolayı dalında kalacağından yana tedirgin üreticilerimiz var. Fakat hali hazırda gördüğünüz gibi tesisimizde paketleme devam ediyor ve ihracat devam ediyor.